Dördüncü mesele. Ceddidu imanekum bila ilahe illallah'ın hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti çok sözlerde zikredilmiştir. Bir sırrı hikmeti şudur ki, insanın hem şahsı hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için her zaman tecdidi imana muhtaçtır. Zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferdi aher sayılır. Çünkü zaman altına girdiği için o ferdi vahid bir model hükmüne geçer. Her gün bir ferdi aher şeklini giyer. Hem insanda bu taaddüt ve teceddüt olduğu gibi tavattun ettiği alem dahi seyyardır. O gider, başkası yerine gelir. Daima tenevvü ediyor. Her gün başka bir alem kapısını açıyor. İman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır, hem girdiği alemin ziyasıdır. La ilahe illallah ise o nuru açar bir anahtardır. Hem insanda madem nefis, heva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar çok vakit imanını rencide etmek için gafletinden istifade ederek çok hileleri ederler. Şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. Hem zahiri şeriata muhalif düşen ve hatta bazı imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekat eksik olmuyor. Onun için her vakit, her saat, her gün tecdidi imana bir ihtiyaç vardır. Sual. Mütekellimin uleması alemi imkan ve hudusun ünvanı icmalisi içinde sarıp zihnen üstüne çıkar sonra vahtaniyeti ispat ederler. Ehli tasavvufun bir kısmı tevhid içinde tam huzuru kazanmak için la meşhude illahu deyip kainatı unutur, nisyan perdesini üstüne çeker. Sonra tam huzuru bulur. Ve diğer bir kısmı hakiki tevhidi ve tam huzuru bulmak için la mevcude illahu diyerek kainatı hayale sarar, ademe atar. Sonra huzuru tam bulur. Halbuki sen bu üç meşrepten hariç bir cadde-i kübrayı Kur'an'da gösteriyoruz Ve onun şiarı olarak la ma'bude illahu, la maksude illahu diyoruz. Bu caddenin tevhide dair bir bürhanını ve bir muhtasar yolunu icmalen göster. El cevap bütün sözler ve bütün mektuplar o caddeyi gösterir. Şimdilik istediğiniz gibi azim bir hüccetine ve geniş ve uzun bir bürhanına muhtasaran işaret ederiz. Şöyle ki alemde her bir şey bütün eşyayı kendi hâlıkına verir ve dünyada her bir eser bütün asarı kendi müessirinin eserleri olduğunu gösterir. Ve kainatta her bir fiili icadi bütün ef'ali icadiyeyi kendi failinin fiilleri olduğunu ispat eder ve mevcudata tecelli eden her bir isim, bütün esmayı kendi müsemmasının isimleri ve ünvanları olduğuna işaret eder. Demek her bir şey doğrudan doğruya bir bürhan-ı vahdaniyettir ve marifet ilahiyenin bir penceresidir. Evet, her bir eser, hususan zihayat olsa, kainatın küçük bir misali musagarıdır ve alemin bir çekirdeğidir ve küreye arzın bir meyvesidir. Öyle ise o misali musakarı, o çekirdeği, o meyveyi icat eden, herhalde bütün kainatı icat eden yine odur. Çünkü meyvenin mucidi, ağacının mucidinden başkası olamaz. Öyle ise her bir eser, bütün asarı müessirine verdiği gibi, her bir fiil dahi bütün efali failine isnat eder. Çünkü görüyoruz ki her bir fiili icadi ekser mevcudatı ihata edecek derecede geniş ve zerreden şumusa kadar uzun birer kanunu hallakiyetin ucu olarak görünüyor. Demek o cüz'i fiili icadi sahibi kim ise o mevcudatı ihata eden ve zerreden şumusa kadar uzanan kanunu külli ile bağlanan bütün efalin faili olmak gerektir. Evet, bir sineyi ihya eden bütün hevamı ve küçük hayvanatı icat eden ve arzı ihya eden zat olacaktır. Hem Mevlevi gibi zerreyi döndüren kim ise müteselsilen mevcudatı tahrik edip ta şemsi seyyaratı ile gezdiren aynı zat olmak gerektir. Çünkü kanun bir silsiledir. Efal onun ile bağlıdır. Demek nasıl her bir eser bütün asarı müessirine verir ve her bir fiili icadi bütün ef'ali failine mal eder, aynen öyle de kainattaki tecelli eden her bir isim, bütün isimleri kendi müsemmasına isnat eder. Ve onun ünvanları olduğunu ispat eder. Çünkü kainatta tecelli eden isimler, devair-i mütedahile gibi ve ziyadaki elvan-ı seba gibi birbiri içine giriyor. Birbirine yardım ediyor. Birbirinin eserini tekmil ediyor, tezyin ediyor. Mesela, muhi ismi bir şeye tecelli ettiği vakit ve hayat verdiği dakikada hakim ismi dahi tecelli ediyor. O zih hayatını yuvası olan cesedini hikmetle tanzim ediyor. Aynı halde kerim ismi dahi tecelli ediyor. Yuvasını tezyin eder. Aynı anda rahim isminin dahi tecellisi görünüyor. O cesedin şefkatle havayicini ihsar eder. Aynı zamanda Rezzak ismi tecellisi görünüyor o zi hayatın bekasına lazım maddi ve manevi rızkını ummadığı tarzda veriyor. Ve hakeza demek muhi kimin ismi ise kainatta nurlu ve muhit olan hakim ismi de onundur. Ve bütün mahlukatı şevkatle terbiye eden rahim ismi de onundur. Ve bütün zihayetleri keremiyle iyaşe eden Rezzak ismi dahi onun ismidir. Ünvanıdır. Ve hakeza. Demek her bir isim, her bir fiil, her bir eser öyle bir bürhan-ı vahdaniyettir ki, kainatın sayfelerinde ve asırların satırlarında yazılan ve mevcudat denilen bütün kelimatı, katibinin nakş kalemi olduğuna delalet eden birer mühr-ü vahdaniyet, birer hatemi i ehadiyettir. Allahümme salli ala men gâleh. أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبل لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه وسلم